Kale çizgisinden mutlu akşamlar. Bir pazartesi günü daha yeniden karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası az önce sonuçlanan Antalya Spor Galatasaray maçı ile birlikte tamamlandı. Üzücü bir sonuçla tamamlandı diyebiliriz. Antalya Spor Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıdaki başarılı oyunuyla 2-2'yi yakaladı. 84. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray karşısında galibiyeti arayan taraf da Antalya Spor'du. Birkaç tane de net pozisyondan faydalanamadı ama duraklama dakikalarının son dakikası içerisinde yani 90+6. Dakikada Eren Derdiyoğ'un golüne engel olamayınca Antalya Spor karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar Belediyespor deplasmanının ardından iç sahada da Antalya Spor ikinci haftada ikinci mağlubiyetini aldı. Buradan tabii ki son dakikada gelmesi de ayrıca üzüntü verici bir durum oldu tabii ki. Antalya'nın bir diğer temsilcisi Alanya Spor'da bu haftayı puansız kapattı. Şampiyonluk adaylarından Başakşehir deplasmanına giden Alanya Spor, Alanya Spor'un da iyi oynadığı maçta gerçekten 2-1'lik bir mağlubiyetle geri döndü ve temsilcilerimiz Süper Lig'de bu haftayı puansız olarak tamamladı. Bu karşılaşmaların detaylarını birazdan konuşacağız. Maçı yerinde izleyen Orhan Kapucu, teknik direktör Orhan Kapucu bizlerle olacak birazdan ama öncesinde tabii sadece futbol değil basketbolda da gelişmeler vardı Antalya adına bu hafta içerisinde. Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde mücadele veren Antalya Spor ve Kepez Belediyespor'un playoff turundaki rakipleri belli oldu. Antalya Spor grubunu 1. sırada tamamladı. Kepez ise 4. sırada tamamladı ve rakipleri belli oldu. Playoff turunda Antalya Spor Çankırı Belediyespor'la Kepez Belediyespor'sa Artvin Belediyespor'la rakip oldu playofflarda ilk turda. Bunların detaylarını konuşacağız. İlk etapta tabii birazdan da Antalya Spor Basketbol Şube Danışmanı Aydın Örs'le telefon hattımız olacak. Eşleşmeyi değerlendirecek bizlerle ama öncelikle Coşkun Güvenç konuğumuz olacak. Stüdyo konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet. Futbola döneceğiz ama tabii basketbolla açalım programımızı. Evet. Antalya Spor ve Kepez Belediyespor birincilik yolunda, basketbol liginde birincilige yükselme yolunda ilk adımı attılar diyebiliriz. Antalya Spor normal sezonu zirvede tamamladı. Sadece 2 mağlubiyet aldı. İddiası biraz daha fazla. Rakibi de Çankırı oldu. Kepez Belediyespor da aynı şekilde. İsterseniz bir Coşkun Güvenç'in yorumlarını almadan önce eşleşmelere bir göz atalım isterseniz arkadaşımızdan rica edelim. Antalya Spor Çankırı Belediyesi Demir Spor, Artvin Belediyespor, Kepez Belediyespor, Tofaş Gelişim, Aydın Büyükşehir Belediye, Efe Spor, Orman Gençlik, Bolu Spor, Mersin Büyükşehir Belediye, Işık Spor ve Karesi Spor'da İnegöl Belediyespor'la playoff turunda karşı karşıya gelecekler. Tabii ki bu eşleşmelerde turu geçecek 6 takım grupta bir araya gelecek ve grup karşılaşmalarının ardından birinci lige yükselen takımlar belli olacak. İlk iki belli olacak. Öncelikle eşleşmeden ilerleyelim isterseniz. Evet. Normal sezonu bir değerlendirelim. Antalya Spor 2 mağlubiyetle kapattı normal sezonu. Siz de yine burada sezon başında söylemiştiniz. Antalya Spor'un asıl hedefi namağlup şampiyonluk olmalıdır ve olacaktır dediniz. Ama tabii arada gelen iki tane mağlubiyet çok fazla bir şey de değiştirmedi Antalya Spor adına ve zirvede tamamladı grubunu. Normal sezonu her iki takım için de nasıl değerlendirebiliriz? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Antalya Spor sezona başlarken zaten elindeki gayet net bu lig için üst oyuncuları mevcuttu. Ve ligi de bence iki mağlubiyet almasına rağmen rahat bitirdi. Ligin ikinci yarısında Antalya Spor'un tabii kafa kafaya giden maçları oldu. Yani ilk yarı sonunda veya üçüncü periyot sonunda kafa kafaya gittim. Ama o tecrübeyle dördüncü periyotlarda rahat bir şekilde galibiyet aldı. Antalya Spor'un şimdiki rakibi Çankırı. Çankırı Kepez'in grubundaydı. Kepez Çankırı'yı iki maçta da yendi. Hem orada hem burada yendi. Kepez'in altında bitiren bir takım. Evet. Altıncı sırada bitirdi. Yani Antalya Spor'un playoff'ta ben herhangi bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. 2-0'la herhalde Çankırı'yı geçer. Kepez Artvin'e düştü. Artvin'in şöyle bir zorluğu var. Bir kere uzak bir deplasman. Antalya Spor orada Artvin'e yenildi. Ondan sonra Doğan Akgemez'in de açıklamaları oldu. İşte hakikaten salonun yetersizliği, ışıklandırmanın yetersizliği. Bunlardan sadece o değil de bütün kulüpler şikayetçi. Ama federasyon müsaade ettiğine göre Artvin maçı o sahada oynanıyor salonda ve oynanmaya da devam edecek.
İlk maç için Kepez açısından biraz yorucu olabilir. Çünkü uçakla da gidilse o yol yoruyor. Cuma günü oynayacaklar. Evet, onları da hatırlatalım. Antalya Çankırı Belediyespor maçı cumartesi günü Antalya'da oynanacak. Evet, saat 16'da oynayacaklar. Kepez ise Artvin deplasmanına gidecek ve cuma günü oynanacak. 17'de başlayacak bu karşılaşmada. Evet. Şimdi burada zaten federasyonun bence yaptığı bir yanlış var. Hani bilemiyorum, Artvin'in salon durumu falan diyecekler ama şu son maçı Artvin yine cuma günü oynadı. Aslında o playoff sıralamasını etkileyecek bir maçtı. Tofaş'la çekişiyordu Artvin ama cuma gününe koydular. Şimdi bu maçı da cumaya koydular. Burada bir de büyük bir sorun, pazar günü üniversite sınavı var. Yani Artvin'e gidip dönecek çocuklar cuma günü bir de 5'e koymuşlar. Cumartesi günü buraya gelecekler. Belki akşam saatlerinde gelecekler. Pazar günü de sınava girecekler. Yani federasyondan ben hala bir ümitliyim. Bunda bir değişiklik yapması lazım. Öbür maçlar cumartesi günü oynanacak ama uygun saatte. Hani uçak olduğu için giderler, fazla yorucu olmaz ama Artvin çok yorucu. Bununla ilgili de federasyondan bir adım bekliyoruz. Şimdi burada Antalya Çankırı, Tofaş, Aydın'la oynuyor. Kepez Artvin'le, Karesi İnegöl, Mersin Işıkspor, Orman Boluspor. Yani sezon başında aslında tahmin edilen bir playoff oldu, eşleşme oldu. Buradan sonra kalacak olan 6 takımın mücadelesi, ben buradan şunu iddia ediyorum, TBL'nin playoff'undan daha iyi olacak. Çünkü TBL'de 2 tane yabancı oynatabiliyorsun. Oyunu onun üzerine kuruyorsun. Ama ikinci ligde bu yok. Sadece yabancı, yerli oyuncular. Evet. Ve istatistiklere bakarsanız TBL'de zaten yabancıların üzerine kurulmuş bir istatistik var. Sayı, rebound, asist hepsi onların üzerine. TB2'de böyle değil ama her takımda bakarsanız 5-6 oyuncunun üzerine paylaşmış olan bir istatistik oluyor. Bu yüzden çok zevkli maçlar olacak. İnşallah buradan tabii kanallara da bir serzenişimiz olacak. En azından o altılıları bir naklen yayınlarlarsa herkes de bunu görmüş olur. Valla ben Antalyaspor kesin geçer. Kepez'den Kepez'in de şansı ümitim, biraz daha... Şöyle ümitliyim. Oradaki maç, ilk maç önemli. Eğer ilk maçta tam konsantre olursa takım gayet iyi. Ben son İzmir maçlarına gittim. İzmir Büyükşehir'i orada izledim. 15 sayıdan geri geldi Kepez. Yani yenildi 5 sayılı ama hakikaten çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Artvin'de de aynı mücadeleyi gösterirlerse, bir kere orada kazanırlarsa burada kesin kazanırlar. Ama 3. maça kalırsa da her iki takımın da şansı eşit. Evet, şu anda da telefon attığımızda Antalya Spor Basketbol Şube Danışmanı Aydın Örs var. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sesi biraz arkadaşlar yükseltirse... İyi akşamlar. Evet, Antalya Spor normal sezonu beklentileri karşıladı Aydın Hocam. Ve normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle tamamladı ve Çankırı Belediyespor'un rakibi oldu. Öncelikle eşleşme ile ilgili neler söylersiniz? Valla tabii öteki grubun 6. pozisyonda Çankırı takımı kağıt üstünde tartışmasız favori Antalya Spor. Ama bu işlerde kağıt üstündeki sonuçlar kesin değildir. Yani bu spor, bu oyun, bu sonuçta Antalya Spor yani sahada gücünü gösterip grup maçlarında olduğu gibi bu eleme turunu geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Kolay olmaz tabii, Çankırı takımı da mutlaka mücadele edecektir, kazanmak isteyecektir. Ama ben yani Antalya Spor takımı giderek yükselen bir form düzeyi var. Yani ilk devrede, grup maçlarının ilk devresinde olduğu gibi çok iyi çalışıyorlar. Alaaddin Hocam ve ekibi hakikaten. Ben inanıyorum yani bu turu geçeceklerdir, kazasız belasız turu geçeceklerdir diye düşünüyorum. Evet tabii, turu geçtikten sonra tabii bir de grup aşaması olacak. Bu grup aşamasında sizce Antalya Spor'un en çok zorlanacağı rakipler, size göre bir sıralama yaptınız mı? Veya birkaç isim söyleyebilir misiniz takımlarla ilgili? Antalya Spor'u zorlayabilecek ekipler sizce hangileridir? Valla şimdi dereye geçmeden paçaları sıralamak gerekiyor. Yani şimdi önce Antalya Spor bu turu geçecek. Artı diğer turlardaki, eleme turundaki rakiplerinin belli olması gerekiyor. Şimdi ben varsayımların üzerine işte şu rakip, bu rakip demek doğru değil. Yani bir spor adamı olarak
bunu söylemem doğru olmaz. Onun için biraz beklemek lazım. En azından bir buçuk hafta sonra zaten bu 6 takım ortaya çıkacak. Ondan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, Coşkun Güvenç stüdyo konuğumuz size bir soru yöneltmek istiyor. Aydın Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam siz basketbolu üst düzeyde yaşayan bir kişisiniz de bu TB2 yani 2. ligdeki mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben ilk haftalardan itibaren çok şaşkınlık içindeyim. Hakikaten TBL liginden sonra yani bu ligin bu kadar güçlü takımlardan oluşacağını hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten çok çetin bir mücadele ortaya koyuyor takımlar. Bir de yabancısız da olduğu için yani yabancı oynatma şeyi de olmadığı için Türk oyuncuların gerçekten büyük bir mücadele ortaya koyduklarını görüyorum. Çok da genç oyuncular da ortaya çıkıyor. Bence çok kaliteli bir lig diye düşünüyorum. Yani ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Doğru. Aydın Hocam, size ayrıyeten teşekkür borçluyuz Antalya olarak. Ben genç maçlarını ve gelişim maçlarını izlediğinizi, takip ettiğinizi biliyorum. Buradaki genç oyuncular hakkında da yakından bilgi sahibi olduğunuzu biliyorum. İnşallah sayenizde Antalya'mızdan da birkaç tane genci yukarıya kazandırabilirsek bizim için büyük bir gurur olacak. Yani inşallah, tabii bu altyapı konusu uzun vadeli, sabır isteyen bir konu. Bence olması gereken de sizin söylediğiniz şey zaten Antalya'daki, yani sadece Antalya Spor takım için söylemiyorum. Antalya'daki tabii, diğer basketbola yatırım yapan kulüplerin de esas işlevi altyapı olması gerekir ki yani hep dışarıdan oyuncu almakla bu devran dönmüyor sonuç olarak. En azından kendi yetiştirdiği oyuncularla hem aidiyet hissiyle bağlı oyuncular olması hem de daha verimli bir ortam yaratılması açısından bence çok önemli diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Antalya Spor'a da başarılar dileyelim. Umarız 1. lige yükselme biletini alan takımlardan bir tanesi Antalya Spor olacaktır. Hocam iyi akşamlar. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Aydın Örs biraz tabii yılların verdiği deneyimle biraz temkinli açıklamalarda bulundu. Ya, tam bir spor adamı gibi konuşuyor. Yani işin özü bu. Bir de şey var şimdi, Aydın Hocam öteki grubun maçlarını az izledi. Gerçi hazırlık maçı oynadılar ama şimdi öbür grupta mesela altılıya kalırlarsa Karesi, Aydın, Orman, bunlar da iyi takım. Kendi gruplarından gelecek olan Özellikle Tofaş. Özellikle en çok zaten çekinilen takım Karesi olacaktır herhalde. Karesi. Bir de kendi gruplarından Tofaş gelirse yukarıdan onlar oyuncu indiriyorlar. Tofaş maçları da çok güzel geçer. Yani bu altılı maçları inşallah yakın bir yerlere verir federasyon da biz de gider seyrederiz. Büyük bir keyif alırız. Belki de Antalya'da olma olasılığı var mı peki? Yok, aynı yok. İki tane takım olduğu için buraya zaten vermezler. O mümkün değil ama yakın bir yerde olursa yani beraber gidelim. Yani bu altı takım içerisinde bir ev sahibi yapabilen olabiliyor mu yoksa tarafsız bir sahibi? Tarafsız yaparlar. Çift devre olacak zaten bunlar. Yani tarafsız yaparlar. Bilemiyorum yani Eskişehir düşünebilirler. Böyle yeni bir spor salonu yapıldı ya, o yüzden Antalya'da olma olasılığı var mıdır diye aslında. Ama eğer iki takım da kalırsa olmaz. Bu artık da sığmaz. Bilemiyorum artık, o federasyonun kararı da inşallah iyi bir yerde olur da beraber gideriz. Yani futbola çok meraklıyız ama inan bana şu basketbolun altılı finalini çok merak ediyorum. Yani TBL'den daha çok merak ediyorum. Çünkü özellikle Kepez'in grubundaki takımları geçen seneden de bildiğim için müthiş bir maç olacak. Ama Antalya Spor'un grubunda da hani Tofaş, mesela ara transferler Artvin iki tane oyuncu aldı. Orada da çok iyi takımlar var. Bakalım yani hepsine şans dileyeceğiz. Evet tabii Antalya Spor ve Kepez Spor, tabii Kepez Belediye Spor her ikisinde tur atlaması temennimizdir ama yaptığı yatırımlardan dolayı Antalya Spor'un artık bir üst lige yükselmesi vazgeçilmez gibi bir görüntüsü var. Ya olmazsa olmaz tabii. Çünkü gerçekten çok yüksek meblağda para harcandı. Hı. Ve zaten burada Güray Kanan'ı da ağırladığımız zaman orada söylemişti ki biz bu kadroyu
ikinci lig için değil, birinci lig için kurduk. TBL'si. Bu kadronun birçoğu birinci lige yükseldiğimiz zaman da Antalya Spor'un formasını giymeye devam edecek demişti. Bu anlamda eğer öyle bir şey düşünmek istemiyoruz ama aksi bir durumda şampiyonluk gelmemesi durumunda büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Evet. Ciddi bir sıkıntı yaşanabilir tabii ki. Şimdi tabii... Burada tabii şey de düşünmek lazım. Şimdi geçen sene mesela biz ilk iki takım TBL'ye yükselecek diyoruz ama geçen sene bu ligde yine iki takım yükselecekti, altı takım yükseldi. Yani dört takım daha aldılar. Yani burada altılı finallerden sonra yine ben en az bir dört takım alacaklarını tahmin ediyorum. Yani iki normal kazanan, iki de öbür sıralamadan takım yani yukarıya alırlar. Üçüncü, dördüncü gibi. Üçüncü ve dördüncü gibi. Onları da zannediyorum. Belki altı takım birden de alabilirler. Yani Peki üstlükten çekilmesi gerekir herhalde o tip durumda birkaç takım öyle bir durum var mı? Tabii. Oluyor genelde yani basketbolda bu her sene oluyor. Yani yukarıdaki takımlardan çekilenler oluyor. İşte bütçe yetersizliği oluyor falan. Çekilenler olur diye düşünüyorum. Ama tabii bunlar iş buraya kadar kalmaz. Yani Antalya Spor zaten kesin çıkar. Kepez'de hakikaten yani ben özellikle şu Artvin maçlarını gidip orada seyretmek isterdim. Çok iyi bir takım Kepez. Müthiş oldu. Çocuklar kendilerini oyuna veriyorlar. Ve ama çok işte düşük bütçeyle kurulan bütçeyle bir takım kuruldu. Kepez Belediyespor. En büyük sıkıntı Artvin'in o havasına, şimdi rakım olarak da çok değişecek. O yol değişecek. Bir de o salon, seyirci ambiyansı. Yani bunlar etkilemezse ben Kepez'den de ümitliyim. Ama tabii gruplara kaldığı zaman da işler çok kolay olmayacak. Kalırsa bir de çok güzel Antalya Spor'la oynayacaklar ya. Şu evet. Zevkiye baksana. Derbi sadece burada, hazırlık maçında görmüş tabii, Antalya yani Spor'la Kepez Belediyespor'u. Yani evet. Konuşurken bile hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Ne kadar güzel seyretsek. Evet gerçekten çok güzel olur. Şey olur. İşte dediğiniz gibi yani biraz belki ütopik olacak ama işte gruba kaldığı zaman belki 3, 4, 5, 6 takım bile çıkabilir dediniz. Belki Kepez'le Antalya Spor'da aynı anda beraber, çıkma olasılığı da olabilir. Tabii, bu da tabii ki tabii, gayet güzel olur. Tabii, Türkiye Futbol, Türkiye Basketbol Federasyonu da yeni seçildi diyebiliriz. Evet. Yaklaşık bir 3 aylık herhalde bir dönem olması lazım görevinin başında. Performanslarını 3 haftalık, 3 aylık bir performans değerlendirmesini nasıl yapabiliriz? Evet. Özellikle Antalya'da son dönemlerde işte altyapı maçları, okul maçları vesaire çok üst üste geldi ve salonda bir anlamda yetersizliği söz konusu. Sanıyorum bu konuda federasyonun bazı programlama sıkıntısı yaşadığı söyleniyor. Onlar var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere şimdi federasyon bence yeni başladı. Yani neticede yüklenemeyiz. Ama ilk sınavını bence şu pazar günü üniversite sınavı dolayısıyla federasyon verecek. Yani bilemiyorum programda bir değişiklik yapacak mı, yapmayacak mı? Hani Kepez'in veya öbür takımların herhangi bir talebi gitti mi muhakkak her takımda çoğu takımda genç üniversite takım sınavına çünkü girecek genç oyuncu vardır yani, tabii. Evet. Yani şöyle düşün sen şimdi bir senelik bir emeğin var üniversite sınavına giriyorsun kafan sınavda değil yorgunsun geçmiş olsun bir sene daha bekleyeceksin. Ama evet. Bu maçı bir gün ertelemenin hiçbir zararı yok. Yani biraz daha kaydırabilirsin. Bilmiyorum federasyon burada bence bir sınav verecek. İkincisi de bunu ilk Sayın Doğan Akyemez dillendirdi ve çok da iyi yaptı. Hep beraber bir kamuoyu oluşturduk. Bu altyapıdaki grup maçları, küçük erkek, yıldız erkek, genç erkek maçlarıyla okul grup maçları aynı tarihe denk geldi. Yani Antalya Spor genç takımı sıkıntı çekti. Evet. Kepez'den 3 tane oyuncu okul takımıyla gitmek zorunda kaldı. Kendi takımıyla gitmedi. Çünkü okul takımından burs alıyorlar. Haliyle okul takımıyla gidecekler. Yani bu okul sporlarıyla federasyonun altyapısı bir masaya otursalar zannediyorum 5 dakikada çözerler. Bu sene başında çünkü tarihler falan belli. Ama bu bir türlü olmadı. Buradaki maçlarda da aynısı oldu. Mesela çocuk sabahleyin 11'de okul maçı oynadı. Akşam yerellik maçı oynadı. Şimdi burada işin enteresanı da her iki branşta gençlik spora bağlı. Yani iki kişi orada otursa onlar da çözerdi. Federasyonun çok acil, bu sene belki geçti artık herhangi bir maç var mı yok mu bilmiyorum. Okul maçlarına denk gelmez herhalde, onlar bitiyor. Bu okul maçlarıyla yerel şampiyonaların tarihlerini bir kere ayarlamaları lazım. Çünkü çocuklar mecburen okulu burslu oldukları için tercih ediyorlar. Bu sefer bizim buradan giden yerel lig takımımız grup maçlarında güçsüz kalıyor. Bu federasyonun en büyük sınavlarından biri de bu.
Onun haricinde de tabii hakemlerden serzenişler çok fazlalaştı. Bölgesellikte, ikincilikte, TBL'de ve yukarıda. Bununla ilgili de zannediyorum artık eğitim çalışmalarını yapıyorlardır. Çünkü bu takımlar buraya bir yatırımla geliyor. Belli bir yatırım yapıyorlar. Oyuncu transferleri var, deplasman giderleri var. Onlar böyle bir yatırım yapıyorlarsa hakemlerin de daha iyi eğitilmeleri lazım. Çünkü artık siz de seyrediyorsunuz, sosyal medyada her gün açıyorsunuz bir tane pozisyon. Evet. Bir pozisyon daha. Yani hep basketbol maçlarında ilgili pozisyonlar. Ve ne acıdır ki bunların 70-80 tanesi %100 hakem hataları. Yani federasyonda bu hakem eğitimine tabii biraz daha önem vermesi gerekiyor. Üst liglerde daha çok dillendiriliyor ama alt liglerde işte Antalya Spor ve Kepez evet. Belediye Spor'un olduğu liglerde çok fazla göz önünde bulunmadığı için, yayın olmadığı için çok fazla belki dile getirilmiyor ve arada çok fazla da kaynıyor aslında değil mi? Belki de kaynıyor, o tabii. liglerde evet. daha fazla hakem hataları var. Tabii yukarıda çünkü çekim olduğu için o pozisyonu kesip yayınlayabiliyorlar ama ikinci ligde veya bölgeselde henüz daha bu başlamadı. Burada da başlarsa fakat tabii biz hepsiyle görüşüyoruz hemen hemen takımların işte hocalarıyla, idarecileriyle. Hepsinde bir şikayet, bir serzeniş var. Biraz daha dikkat etmek lazım. Yani belki hakem camiası da haklı ama takımlar da haklı çünkü ortada bir yatırım var. Bir takım kolay kurulmuyor. Evet. Bir sürü para harcanıyor, bir sürü emek var. Bunun karşısını da sahada görmek istiyorlar. Evet, kesinlikle tabii. Buradan ama işte hakem hatası sadece... basketbolda değil son dönemlerde son birkaç yılda özellikle futbolda basketbolda çokça işte en son Antalya Spor'un handbol takımının bir serzenişi vardı ki Okan Halay'la evet. bir maçlık ceza evet. almıştı. Gerçekten üzücü hakem hataları artık oldukça fazla. Evet. Şimdi eşleşmelere bir daha ekrana getirebilirsek arkadaşımızdan rica edeyim ben Yunus Emre arkadaşımızdan. Eşleşmelerle ilgili olarak sizce tur atlayacak, gruplara kalacak takımların bir tahminini yapmanızı istiyorum. Antalya Spor, Çankırı Belediyesi, Demir Spor. Burada Antalya Spor yani %99 Artvin çıkma. Belediye, Kepez Belediye Spor. Artvin Kepez'e ben bir şey diyeyim %50-%50 diyorum yani ilk maçın sonucunu görmemiz lazım onda. Ama deplasmanı sizin dediğiniz gibi çok zorlu bir deplasmana gidecek Kepez Belediye Spor. Yol anlamında söylüyorum bunu, evet. süre anlamında. O da işte bir sıkıntı orada olabilir ama benim ümidim genç arkadaşlar. Takım genç ve hakikaten iyi arkadaşlar. Belki o ateşle onu kapatabilirler. Evet. Tofaş Gelişim, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efes Spor. Burada Tofaş diyorum. Yukarıdan oyuncu kesin indirirler. Aslında en Tofaş çok en çekişmeli olacak karşılaşma belki de Orman Gençlik Bolu Spor olacak. Evet, Orman Bolu olabilir çünkü Orman'da müthiş bir düşüş var. Kepez'in grubundaydı. Ama iç sahada da taraftar desteği ciddi anlamda alan takımlardan bir tanesi yok, değil mi Orman? Yok, Bolu alıyor. Orman'da o kadar yok ama Bolu'nun seyirci desteği iyi. Fakat iki maçın Ankara'da olması Orman için bir avantaj. Evet, tabii Mersin Büyükşehir Belediye, Işık Spor. Işık Spor, bunda da Mersin %99 yani. Mersin çok ağır basıyor. Onda da tecrübeli oyuncular var. Karesi Spor, İnegöl Belediyesi. Zaten onu yorumlamaya gerek yalnız, yok. Karesi. Burada Antalya Spor'a bile... Öyle %1'lik, ikilik bir elenme payı verdiniz ama Karasi'ye hiç vermediniz. O zaman... Yok şöyle, ikisi de aynı hemen hemen. Ya ben şunu düşünüyorum, şimdi ilk maç hiç belli olmaz, Allah muhafaza. Bir tane oyuncu sakatlanır, takımın ilgisi olur. Bu sefer ikinci maç, hani nazarımıza değdirmeyelim de biz %97-95 falan diyelim. Onun için söyledim. Çünkü basketbol bu. Bir de rotasyon meselesi. Yani iyi bir oyuncu sakatlanırsa... İşte 5 numaran sakatlanırsa onun yerine kenardan oyuncu koyamazsın falan. Bunları da düşünmek lazım. Karesi de gerçi her mevkide 2 tane oyuncu var. Öyle bir avantajı var. Antalya Spor'da son aldığı Kemal Can Polat'la 5 numarasında 2 tane oyuncu olduğu için rahat. Ya bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ya ben şöyle Antalya, Tofaş, Karesi, Mersin, Orman Bolu'yla Artvin Kepez maçlarına %50-%50 diyorum. Öbürleri belli ya. Söyledim şey aslında. Mersin, Karasi. Evet, tabii bizim temennimiz diğer maçların olacağı hiçbir önemi yok. Sadece Kepez Belediyespor ve Antalya Spor'un gruplara evet, kalmasını temenni ediyoruz. Bunu da hemen bir hatırlatmada bulunalım. Antalya Spor ve Çankırı Belediyespor yeniden bir hatırlatalım. Cumartesi günü saat 16'da Antalya'da oynanacak bu karşılaşma. İkinci maç ise Salı günü Çankırı'da oynanacak. İkiye ulaşan seride durumu ikiye ulaştıran, iki galibiyet alan adını gruplara yazdıracak. Bunun altını çizelim. Kepez Belediyespor ise Cuma günü saat 17'de Artvin Belediyespor'a konuk olacak.
Ve pazartesi gününde aynı şekilde maçın turun ikinci maçına çıkılacak. İki galibiyete ulaşan takım tur atlayacak. Eğer 1-1 olursa üçüncü maç oynanacak. 1-1 olmazsa zaten ikiye ulaşan gruba adını yazdırmış olacak. Bu bilgiyi de aktaralım. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız. Evet, reklamların ardından ikinci bölümümüzle karşınızdayız. Basketbola noktayı koyduk. Antalya Spor ve Kepez Belediyespor playoff turunda gruplara kalabilmek için bu hafta sonu cuma ve cumartesi günü rakipleriyle karşılaşacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Antalya Spor'da gecenin maçında kendi sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. 90+6. Dakikada yediği golle 2-0'dan 2-2'ye getirmişti Antalya Spor ama maalesef son saniyelerde yediği golle Galatasaray'a 3 puanı verdi. Haftayı puansız kapattı. Bu karşılaşmayla devam edeceğiz. Tabii Orhan Kapucu'yla, teknik direktör Orhan Kapucu maçı yerinde takip etti. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Antalya Spor ilk yarıda kötü başladı diyebiliriz. Birden 2-0 oldu maç. İşte Burma ve Eren'in golleriyle 2-0 geriye düştü. Embilla'nın golü biraz umutlandırdı Antalya Spor ama ikinci yarıdaki oyunu Antalya Spor'un galibiyeti getirebilecek oyun pozisyonlar da bulundu ama son dakikada Galatasaray'da 10 kişi kalmasına rağmen son dakikada yenilen gollerle Antalya Spor maalesef akşamı puansız kapattı. Evet. Şimdi bölüm bölüm değerlendireceğim ben. İlk 20-25 dakika içerisinde Antalya Spor'un hiç hata yok. Aynı şekilde Galatasaray'ın da hiçbir hata yok. 25 dakika dengede geçti. Ama nasıl dengede geçti? Şimdi diğer büyük maçları izlemiştik burada. Fenerbahçe maçını izlediğimizde. Evet, Rıza Hoca çok daha değişik bir taktikle oynamıştı. Tamamen ilk başladığı dakikadan son dakikaya kadar galibiyet üzerine kurmuştu planlarını. Fakat bu maçta öyle bir enteresan bir şeyle çıkmıştı ki sahaya düzenle. Topu alan her Galatasaraylı'ya bir Antalyasporlu oyuncu bastı. Yani top Galatasaray'dan 3. bölgeye hiç geçmedi. Zaten kısır 25 dakika sonunda. 25. dakikada bir gol geldi. 25 dakikadan sonra oyun şekli değişmeye başladı. Çünkü haliyle gol yiyen bir takım defans güvenliğini de elden bırakır. İkinci plan atacak tabii. Tabii. Hemen ikinci şeyi geçip ikinci planda galibiyet veya beraberlik golünü almak için hücum oynamaya başlayacak. Oyun planı değiştiği anda da yani Galatasaray'ın da böyle çok iyi bir pozisyonu olmamasına rağmen 35. dakikada Fornezi'nin hatasından yenen bir gol. Evet. Yani aslında öyle bir golün yenmemesi gerekiyor. Ani yani, bir herhalde ani bir reflekste topu görmedi mi? Nasıl oldu bilmiyorum ama. Ya yani onu biz, amatör maçta yenmeyecek bir gol. Hani üzerine, çok, uzaktan ve üzerine gelen bir top. Çok enteresan bir gol yedi. İkinci golde 35. dakikada gelince eyvah dedik maç kopuyor veya farka gidecek. Gerçekten farkı yakalayacak bir pozisyonda Buruma'ya geldi. Yani Buruma o golü atsa 3-0 yapsa 40. dakika falan da 38'den 40 arasında bir dakikaydı. Orada maç kopacak yani daha farklı bir skora da gidebilirdi. O golü atamadı. Onun dönüşünde Embilla'nın golü gelince bu defa planlar değişti. Maça tutundu Antalya. Tabii Antalya Spor 2-1 ile soyunma odasına gidince ikinci yarıya tabii ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği Salih'in oyundan çıkıp Zeki'nin oyuna girmesiyle. Çünkü Salih çok defansın arkasına yaslanmıştı yani. Çıkaramıyordu takımı. Tek ön libero oynuyordu zaten Antalya Spor. Zeki biraz daha topu olumlu kullanmaya başladı. Üçüncü bölgeye geçişlerde de yardım etti. İşte üçlü defans oynamasının da, Galatasaray'ın üçlü defans oynamasının da vermiş olduğu handikap Galatasaray adına, Antalya Spor adına avantaja dönüştü. Neden? Üçlü hücuma döndü Antalya Spor. İşte Deniz Kada, Embilla ve evet. Danilo. Hayır. Emre Güral. Girdikten sonra. Şimdi pozisyonlar gelmeye başlayınca Galatasaray da bocalamaya başladı. Şimdi bir şey var, Galatasaray'ın yorgunluğu göz önüne çıktı. Çok bariz yorgunluğu önüne çıktı. O yorgunluktan sonra da Antalya Spor'un atakları
aslında bilinçsiz ataklar. Yani bilinçli ataklar eğer pozisyona dönüşmüş olsa çok daha farklı skorlar gelecekti. Çok güzel Dalilo'nun götürdüğü ve sağdan çıkardığı Deniz'in ayağını koyduğu harika bir golle 2-2 beraberlik. Şimdi maçın kopma anları var. Yani bir maç bir Antalyaspor'a dönüyordu, bir Galatasaray'a dönüyordu. Zaten Buruma'nın kırmızı kart gördükten sonra Antalyaspor'un şuursuz atakları. İki kez de net pozisyon yakaladı aslında. İşte, hem Deniz Kada hem de Danilo'yla. Tabii ama yakaladığın pozisyonları gol yapamıyorsan orada biraz daha temkinli oynamak mecburiyetindesin. Yani Rıza Hoca aslında kenarda, ben Rıza Hoca'yı izliyordum. Uyardı, 3 defa da uyardı. Dedi ki hani defans güvenliğini elden bırakmayın. Orada çok gereksiz bir faul. Yani sen orada rakibinle beraber devam etsen, evet, o son dakika yenen gol, evet, yani çok önemli bir puan aslında kaybedildi. Neden çok önemli? Rakibin Galatasaray. Evet. Yani şakaya gelmez. Galatasaray son dakikada böyle bir pozisyon yakalarsa golü atar, işte 3 puanı alır gider. Şimdi haftaya devam edecek. Yani baktığınız bir puan zaman alsa, tabii, devam edecek. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde girdi Antalyaspor. Kazandığı zaman 2 puana indirecekti. Ama en kötü ihtimalle beraber kalsa 5 puanı koruyacaktı. Şu anda baktığımız zaman hem Fenerbahçe'yi kaçırdı, hem de evet, Galatasaray'ı kaçırmış gibi bir görüntü oldu şu an için. Trabzon'a yakalandı. Trabzon'a da yani, evet, geçildi hatta. Trabzonspor evet, haftayı 5. sırada tamamladı. Antalyaspor 6. Şimdi Koraycığım, haftalardır Antalyaspor'un bir çıkışı var. Evet. Gözle bariz görünen bir çıkış. Fakat bu çıkış bizi aldattı. Neden aldattı? Hep skorlara baktığımızda skorlar 1-0 gidiyordu. Yani aslında maçın genelinde bir değerlendirme yapacağım. Eton'un olmaması da çok önemli bir handikaptı Antalyaspor adına. Fakat o 1-0'lar bizi aldattı. Yani bu düşüş inşallah devam etmez. Neden devam etmez? Çünkü Rizespor'a gidiyorsun. Rizespor Can Avli ile saldıracak son şanslarından biri. Yani Antalyaspor'u yendiği takdirde kurtarma adına bir ümit onun için, Rizespor için. Antalyaspor adına da düşüş, iki maç mağlubiyet. Şimdi Akhisar deplasmanından puansız döndü. Galatasaray'a kendi evinde kaybettin. Rize'ye kaybedersen bu şeyde psikolojik olarak düşme şeyine girecek, endeksine girecek Antalyaspor. Hocam iki maçı da seyrettiniz. Evet. Peki bu iki maçta üçer gol. Yani Antalyaspor'da alışık olmadığımız, sizin dediğiniz gibi hani 1-0 giden maçlar, işte 1-1 giden, 2-1 giden maçlar. Bu iki maçtaki üçer gol defansta mı bir problem var? Yoksa Antalyaspor'un orta sahadan artık bir basma mı, bir yorgunluğu mu var? Yorgunluktan ne, ziyade şimdi kadro yapısına baktığımız zaman kurulmuş kadrolar, yani süreklilik kazanan kadrolar değiştiği takdirde yerine giren oyuncular maalesef bocalıyor. Görünen iki kırmızı kart, Konya maçındaki evet, kırmızı kart. Evet. Zaten o maçta da değerlendirme yaptık biz. Dedik ki bu kırmızı kartlar çok kötü yansıyacak takıma, ki yansıdı. Yani oyun düzeninde değişiklik oldu. Defans aynı defans. Yani 1-0 yendiğimiz maçlardaki defanstan şimdiki defans veya üçer gol yiyen defans arasında bir fark yok. Evet. Farklılık önde oynayan ön liberolarımızdaydı. Yani Zeki bu maçta ilk tabii kez oynamadı. İlk, evet. Yani cezalı olduğu bir maç vardı, özür dilerim, ama ideal kadroda ilk kez dışarıda buldu. Dışarıda kaldı. Zeki. Onun haricinde sakatlanıp çıktı geçen hafta, biliyorsunuz. Orta sahada oynayan bir şeyimiz, oyuncumuz sakatlanarak çıkmıştı. Şu an hatırlayamadım neydi. Evet, devam edelim. Sakatlandı çıktı. O orta sahadaki düzen bozulduğu için şimdi defans ne kadar rakiple karşı karşıya kalırsa o kadar handikap yaşar. Neden? Çünkü sürekli rakiple mücadele etmek mecburiyetinde. O üçer gollerin vermiş olduğu şeyde Charles. Tabii. Charles sakatlandı çıkmış evet, geçen. Charles sakatlandı. Evet. Şimdi bir şey daha var. Bu maçta Eto'nun olmamasının handikapını anlatacağım. İleride top tutamadı Antalya Evet, Spor. O görevi Embiid'le verildi ama Embiid'le o özelliklere sahip değil, bir oyuncu değil. Bir de yerden kalkmadı ilk Evet, yani şimdi yalnız Embiid'le ile ilgili değil. Yani oyuncularımızın genelinde, ya şimdi 2-2 skoru yakalamışsın. Rakibin 10 kişi kalmış. Yani bizim vakit geçirme gibi bir şeyimiz yok. Oyunu yavaşlatabilirsin. Oyunu dinlendirebilirsin. İşte oyuncularından şeylerde ilerideki oyuncularını dinlenme adına belki oyunu yavaşlatabilirsin. Ama yerde yatıp da vakit geçirmenin bir anlamı yok. Rakibe baktığımızda Galatasaray rakip Muslera aynı şekilde vakit geçirip 2-2'yi koruma şeyindeydi. Tabii yattık. Değil mi? Yani şimdi evet, bunu değerlendirdiğimiz zaman
Antalyaspor'un buna ihtiyacı yoktu. Embilla oyunu çok soğuttu. Nasıl soğuttu? Bizim atağa kalktığımız her pozisyonda Embilla yerdeydi. Yani o açıdan size hak veriyorum. Özellikle Galatasaray taraftarı bu anlamda çok fazla sosyal medyada özellikle tepkilerini dile getirdi Embilla'nın yerden kalkmadığı yönünde. Hocam az önce söylediniz ki işte Eto'nun eksikliğini çok hissetti. Antalyaspor topu ileride tutamadı diye. Aslında o Eto'nun görevini Deniz Kadah'a vermiş olsaydı Rıza Hoca daha mantıklı olmaz mıydı? Embilla yerine Deniz Kadah oynasaydı. Şimdi Deniz Kadah... İleride topu tutma özelliği daha fazla değil mi Embilla'ya göre Deniz Kadah? Belki öyle olabilir ama Deniz'i orta sahadan forvette dönük oynattığı için haftalardır belki o yüzden Embilla'ya bu görevi vermiştir. Deniz'in zaten orta sahadan gelip kopup golü yapması da onun işaretidir. Belki ben tahminime göre o yüzden Deniz'e bu görevi vermedi. Ama vermediği gibi de şimdi üçlü defans oynuyor, üçlü forvete döndü. Orada bir akıllılık yaptı yani Rıza Hoca. Bu üçlü forvette dönmesi de zaten skoru getirdi. Evet. Yani 2-2'den sonra yakalanan pozisyonlar gol olsa yani iki tane Eto faktörü var ben değerlendirirken. Birincisi ileride top tutmadı Antalyaspor. İkincisi gelen pozisyonlar Eto'ya gelmiş olsaydı skor bir çok tane, daha farklı Antalya, olacaktı. Tabii. Özellikle yani, maç 0-0'ken Embilla'nın girdiği bir pozisyon tabii vardı. Eto olsaydı biz de onu ekran başından izledik tabii biz evet maçı. O pozisyon Eto olsaydı skor yapabilirdi diye düşündük. Tabii az önce de dile getirdiniz Fornes'in de yediği hatalı gol vardı bana göre de ikinci gol olarak. Emre Güral'ı nasıl buldunuz? Emre Güral da Rıza Çalınbay döneminde sadece 4 dakika süre alabilmişti 7. haftadan bu yana. Emre Güral uzun zaman sonra yine kadroda kendisine yer buldu ve sahaya çıktı. Oyuna girdikten sonra gerçekten katkısı oldu. Nasıl katkısı oldu? Aldığı topları iyi taşıdı. Şimdi bizim orta sahadaki organizasyonumuzda bir sıkıntı yoktu. Bizim bütün sıkıntımız forvetteki sıkıntıydı. Yani bunu hep tekrarlamanın bir anlamı yok. Tabii Eto'nun olmaması bir handikaptı. Ya, ama yani bizim forvette daha akıllı, daha son vuruşları yapabilecek oyuncumuz olsaydı kesinlikle şimdi Antalyaspor'un biz 3 puanlı konuşuyor olacaktık. Evet. Bir mesela bu anlamda teknik adam hatası veya teknik adam stratejiyi iyi geliştiremedi gibi bir sonuca varabilir miyiz? Bizim açımızdan tabii. Bizim açımızdan teknik adam şeyi hiç yok, hatası hiç yok ama. Oyuncu değişiklikleri hepsi yerindeydi. Sadece bizim sakatlanan oyuncular oyun planını bozdu. Yani Charles şey 3 numara bizim şey Diego'nun da bir sakatlık sorunu vardı hafta içerisinde. İşte onun altını çizelim. Sakatlanması aslında Rıza Hoca'nın B planını bozdu. Evet, Kenan Horić girdi. Tabii. Zaten yenilen golde duran toptan belki Diego olsaydı o gol evet olmayacaktı. Horić'in orada olması gerekiyor. Hata. Yani orada son dakika. Orada artık vurdurmayacaksın. Vurdurmayacaksın. Ama vurdurursan da Galatasaray işte böyle 3 puanı alır gider. Ama evet, ondan önce de şey var benim dikkatimi çeken. Şimdi Bruman'ın attığı o gol defansın ortasından nasıl bomboş. Bir tane daha yakaladı. Allah'tan evet Antalyalı uzandı da kaleciye i̇şte gitti top ya. İki tane o boş koridoru nasıl evet, bulabiliyor? Evet, o da Çeliskay'dı ya yanlış hatırlamıyorsam. Son anda yani bir müdahalede bulundu. Evet. Ama Bruman'ın attığı ilk gol de gayet rahat gitti. Tam ortadan girdi. 2-2 iken yakaladığı pozisyon. Yok ilk gol. Hayır, Bruman sizin sonradan atamadığı gol. 2-2 iken. Evet. Çok iyi uzandı. Yine önünü kesti. Orada şey yapmadı. Evet, ilk gol golü olmadı. Yine ortadan girdi. Yani defansta söylediğiniz gibi o eksiklerden dolayı bir şey var. Peki, ama Fornesi gibi bir kalecinin o ikinci golü yemedi. Onu yemedi. Kesinlikle. O yüzde yani evet. Ben acaba dedim köşeye mi gitti? Sonra özellikle baktım üstüne gidiyor. O gol ilk yarının bitmesinde eğer golü bulmamış olsaydık Antalyaspor demorize olmuştu. Tabii ikinci yarı belki de fark tabii gelecekti. Kesinlikle. Ama golün gelmesi Antalyaspor'un daha fazla ateşledi ve oyun planını da değiştirdi. Evet. Peki El Kebir de yine sakatlığı sebebiyle şans bulamayan oyunculardan bir tanesi. Sizce El Kebir olsaydı daha farklı olabilir miydi Antalyaspor'un oyun anlayışı veya skora yönelik olarak? Ben Eto'dan daha fazla yani El Kebir'in çok fazla skora etki edebileceğini zannetmiyorum. Evet, evet, sadece ama bir Eto'ya mı bağlıyorsunuz siz? Hayır ben ya top mağlubiyeti değil. Maçın oyun açısından. Oyun açısından. Çünkü gerçekten Eto'nun tecrübesi tabii. Hani haftalardır aynı şeyi anlatıyoruz. Çok da böyle hani abartarak değil. Zaten övgüyü hak eden bir oyuncu olduğu için onu çok fazla da şey yapmamıza gerek yok. Evet. Ama Eto'nun olmaması hem oyunun dinlenme açısından hem ileride topun kalması açısından hem sakinleştirme açısından, tabii, konuşma açısından oyunları oyuncuları organize etmesi açısından aynen, da çok önemliydi.
Yani en büyük eksiklik oydu. Evet, Antalyaspor 8 maç sonra iç sahada yenildi. En son 3. haftada oynanan Konyaspor maçında evinde mağlup olmuştu Antalyaspor 3-1'lik skorla ve yine Galatasaray'da 3 gollü bir mağlubiyetle uğurladı diyebiliriz. Tabii Antalyaspor bu anlamda, ama bu akşam da tribünlerde de ciddi bir boşluk göze çarptı. Burada işte pazartesi günün olması belki etkidir diye düşüneceğim ama yanlış hatırlamıyorsam Antalyaspor Fenerbahçe maçı da pazartesi günüydü ama o maçta tribünler bayağı daha doluydu. Daha fazla doluydu. Bu yani maçta pek yoktu Antalyaspor taraftarının. Bu anlamda biraz da taraftar da belki de halkı, özellikle Antalya halkını eleştirmek lazım değil mi hocam? Çok tribünler boştu, oldukça boştu. Ben sosyal medyadan takip ettim. Hani tribünleri boş görünce baktım ben. Bilet fiyatlarından bazıları şikayetçiydi. Ama Fenerbahçe yani maçı da aynıydı. Yani Fenerbahçe'de de işte kale arkası 100, yine maratonlar aynı şekilde. Fiyatta bir farklılık yoktu ama Galatasaray maçında evet, çok fazla ilgi göstermedi taraftar. Bu da işin ilginç yanı. Antalya Spor'a tabii ideal 11'den bakıyorum şu anda. Salih Dursun ve Serdar Özkan isimlerini farklı olarak görüyorum. İdeal 11'den birinde işte Eto'nun yerine Serdar Özkan, yani mevki olarak değişse de Salih Dursun da yine Zeki'nin yerine şans buldu bu karşılaşmada. Serdar Özkan'ı nasıl buldunuz hocam? İşte devamlılığı özellikle olmamasından dolayı. Özellikle ilk yarıda bence tabii çok kötü bir görüntü. Tutuktu çünkü devamlı oynamayan bir oyuncu maça çok fazla konsantre olamaz. Yani o yüzden de ilk yarı biraz bocaladı. Zaten oyunun belli bölümlerinde vardı, devamlılığı olmadığı için. İkinci yarı çok katkısı oldu. Aldı topu, taşıdı, iyi şey yaptı, duvar özellikle oldu. Özellikle atılan ikinci golde Danilo'ya verdiği pas. Evet, çok güzeldi. İyi bir güzel pastı. O pası değerlendirdi Danilo. Zaten gol oldu. Yorulduğu dakikadan sonra da zaten oyundan aldı Rıza Hoca. Ama oyunda kaldığı müddetçe performansı iyiydi. Etkiliydi. Peki Galatasaray adına sizce dikkat çeken noktalar neydi? İşte dikkat çeken çok önemli bir şey vardı. Schneider'in olmaması, o görevi Bruma'ya vermişlerdi. Yani Bruma... Aslında bu hata değil mi hocam? İşte ben de aynı şeyi söyleyecektim. Siz söylediniz. Aslında Bruma'nın o görevi yapabilecek özellikleri yok. Yani elinizde, yani, özür dilerim hocam lafınızı kesiyorum ama, yani elinizde Schneider yoksa işte koyabileceğiniz 10 numara pozisyonu için ya Selçuk'u koyarsınız ya da Josue diye bir oyuncunuz var. Şimdi Josue vardı, onu o pozisyonda değerlendirmedi. O görevi, evet, o görevi aslında şeye vermişti, Bruma'ya vermişti. Bruma'yı kanatlarda kullanmış olsaydı çok daha farklı olurdu. Bu bizim açımızdan aslında bir avantaj oldu. Tabii, tabii. Evet, kesinlikle. Evet. Zaten Bruma'yı da baktığımız zaman hani Türkiye'nin belki de en iyi kanat oyuncularından bir tanesi olarak lanse edilirken bir 10 numara yaratma hevesinde olmak da çok mantıklı gelmiyor. Bunu daha önce Rikering de yapmıştı ama yanlış hatırlamıyorsam kupa maçlarında mı? Öyle evet, bir durum yok, vardı. Yine Bruma'yı bu hoca bir bu sefer hoca daha aynı şekilde evet böyle oynattı. Bu pozisyonda aslında Bruma'nın yeri de dediği gibi açıklara koysa çok daha Antalyaspor'un canı sıkılırdı yani. Tabii daha faydalı olurdu. Evet. İkincisi de Galatasaray gibi oynamıyor yalnız. Oynamıyor tabii. O defans. Yani ikinci yarı hele kesinlikle yani evlere şenlikti Galatasaray. Aynen. Belki Antalyaspor'un daha fazla efor sarf edip skoru döndürme açısından daha baskılı oynamasını da vermiş olduğu bir handikap vardı Galatasaray adına. Fakat Galatasaray gibi oynamıyor. Yani evet. Selçuk diyorsun. Mesela Selçuk, ben hiç beğenmedim Selçuk'u. Yani milli takımda Selçuk artık yavaş yavaş o misyonuna doldurur misyonu, gibi bir görüntüsü evet, var. Tolga var orada. Tolga'yı yani, koy Selçuk'u oynatmayın. De demorize de olmuşlar. Yani yönetimin vermiş olduğu tabii, bu seyirciyle olan diyalogları, işte seyircinin baskısı. Zaten hocam dün Antalya'ya geldiğinde de seyircinin bir tepkisiyle karşılaşmışlar. Evet. Otobüsler yumruklandı. Evet. Bu anlamda da tabii. Bu zaten Antalyaspor'un attığı ilk golü yiyorsan, defans elemanı, yediği Galatasaray'ın golü bir de ilk golü. Ya bu nasıl bir Galatasaray, nasıl dördüncü sırada? Enteresan yani. O yediği gol ne öyle? Onun... Evet. Peki hocam, bu alınan galibiyet Galatasaray'a ekstradan bir motivasyon kazandırır mı ileriki haftalarda? Valla bu iç çekişmeler olduğu müddetçe ben Galatasaray'a çok fazla bir şey katacağını zannetmiyorum. Siz... Neden şey yaptım yani? Çünkü her hafta bir oyuncuyla hocalar veya yönetim arasında bir şey var. Sıkıntı. Problem var, bir sıkıntı var. Bu sıkıntı bariz şekilde oyuna yansıyor. Oyuna baktığımız zaman Selçuk mesela organize etmek istiyor bir kaptan olarak. Yani ben gözlemliyorum, çok iyi gözlemlerim ben. Bazı arkadaşlarına bir şeyler söylüyor. Şuraya git, buraya git diye yol gösteriyor oyun içerisinde. Hiç kimse ona riayet etmiyor.
Yani Selçuk ve oyuncular arasında yönetimin Selçuk'un üzerine vermiş olduğu bir baskıdan dolayı bence kaptanlığını artık doldurmuş. Hani misyonu doldurduğu gibi oyun olarak kaptanlığını da maalesef doldurmuş. Artık o liderlik ruhunu kaybetti. Liderlik vasfı da kaybolmuş. Çünkü oyuncu eğer onu sen yaptıramıyorsan bir kaptan olarak bunun şeyini yaşarsın, sıkıntısını yaşarsın. Oyunda da bariz görünüyordu. Yani Galatasaray'a nasıl bir şeyler vermeyecek? Üst sıralardaki takımlar, yani Beşiktaş ve Başakşehir çok fazla koptuğu için, evet, yani puan olarak da yakalama şansı olmadığı için bence Fenerbahçe'de, Galatasaray'da gelecek yılın planlarını yapmak mecburiyetinde. Zaten böyle bir iddiası olsa, yani gönderdiği antrenöre bak, getirdiği antrenöre bak. Yani Galatasaray zaten sezonu orada kapatmış. Ya antrenörün atış, o belli. Sahadan atılış şeyini gördünüz mü yani? Aslında orada hocam tabii biz ekrandan gördük de ekrandan gördüğüm kadarıyla çok atılmasını gerektirecek bir davranış da değildi. Ama sözlü bir şey söylese onu bilemiyorum. Çünkü dördüncü hakemi ben izliyorum. Orada yandaki ayağından yardımcı hocalarla görüşüyor. Herhalde küfür ettiğini ima etti. O tabii zaten, küfür varsa atılmasını tabii, gerektirir tabii. Kesinlikle. Ama hareketlerden yani, ben biraz... Hayır yani pozisyon yok. Pozisyon. Yani bir herhangi o küfür yapacak o pozisyonu gerektirecek bir şey yok yani. Evet. Tabii sen... o da galibiyet getirememenin geçtiğimiz haftalarda biz daha galibiyet alamadığı için onun verdiği üzerindeki bir psikolojik baskıdan da tabii ki ama etkilenmiş işte bu olabilir. Artı puan yani 90 artıda gelen gol o hatasını da kapatacak. Aslında çok büyük bir hata. Kesinlikle. Yani bir kesinlikle. Ama zaman zaman şunu da söylerler hocam. Yani teknik adamın yapacağı bir reaksiyon her ne kadar sahadan atılmış olsa da tribüne gönderilmiş olsa bile oyunculara ekstra motive ettiği yönünde böyle bir İşte söylenir. O senin dediğin bu tam tersi. O senin dediğin basketbolda çünkü teknik ben bir teknik adam getirdim. Olarak konuşacağım. Benim sahadan atılmam veya bir teknik adamın sahadan atılması içerideki oyuncuyla olan diyaloğunu tamamen kesiyor. Tam tersi oluyor yani. Hiçbir motivasyon olmadığı gibi tam tersi. Tam tersi oluyor. Belki içeride devre arasında vermiş olduğu bir taktik veya bir çıkış. Tabii devre arasında onun... giremiyor. Soyunma odasına giremediği gibi oyuncunun demorize olmasına da neden oluyor. Çünkü yardımcı hocayla birinci antrenörün verdiği direktifler çok farklıdır. Yani orada yardımcı hocalar çok fazla futbolcularla yakın olduğu için futbolcuların onları çok fazla kale almazlar. Evet tabii. Bu açıdan da bence tam tersi olmuştur. Diyelim bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra son bölümümüzde karşınızda olacağız. Evet, Kale Çizgisi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir süremiz var. Antalya Spor 23. haftanın kapanış maçında Galatasaray 3-2 mağlup oldu. Son saniyelerde yediği gollerle Alanya Spor'da yine dün oynanan karşılaşmada şampiyonluk yarışındaki Başakşehir'e 2-1 ile boyun eğdi. Alanya Spor'da gerçekten iyi bir futbol sergiledi. Başakşehir deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın 2-1'i de yakaladı. Beraberliği, galibiyeti getirebilecek pozisyonları da buldu ama bununla başarılı olamadı. Maalesef iki temsilcimiz haftayı puansız kapattı. Alanya Spor'la devam edelim. Başakşehir-Alanya Spor maçıyla devam edelim. Ama devam etmeden önce isterseniz maç sonu basın açıklamalarını bir ekranlara getirelim. Sonrasında yorumlarımıza başlayalım. Oyun içinde bizim şanslarımız vardır. Objektif olarak berabere kalabilirdi. Bizim oyuncularıma diyeceğim fazla bir şey yok. Çok iyi savaştılar, çok iyi oynadılar. Sonuçta 90 dakika koştular. Hava biraz sıcaktı. Ve bu şekilde de oynamaya devam edersek muhtemelen ligde kalırız. Bugün şansımız yana olmadı. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. İki takım adına söylüyorum bunu. Çünkü bu oyunu daha güzel hale getiren de Alanya Spor'du. Özellikle maçtan evvel de söylediğim için tekrar bir hatırlatayım. Özellikle Saffet Hoca'nın geldiğinden itibaren 3 haftadır 7 puan almış ve oyun oynamaya çalışan belki ve bununla beraber aktif oyuncuları var. Biz ilk oyunun 35 dakikası oyuna hiç giremedik. Oyunun gelgitlerini yaşadık.
herhalde ligin boyu kısaldıkça yukarıda bulunmak zaman zaman oyuncunun zihinsel yorgunluklarına neden olabiliyor. Bugün böyle bir müsabakayı kazanmak, iyi bir takıma karşı kazanmak önemliydi. Bunu kazandık. Alanyaspor bu oyunu keyifli hale getirdi. Hem onları tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Ligin ikincisiyiz. 49 puanı bulduk. Evet, maçın hakkı beraberlik diledi Safiye Susuic, Alanyaspor teknik direktörü. Abdullah Avcı da Alanyaspor'u övdü. Gerçekten Alanyaspor küme düşmeme mücadelesi verse de bu sezonki gösterdiği performansla, oynadığı futbolla, oyun anlayışıyla gerçekten takdiri topladı diyebiliriz. Safiye Susuic de bu oyunun devam etmesi halinde Alanyaspor'un kümede kalabileceğini söyledi. Başakşehir tabii ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Şampiyonluk yarışında yakından takip eden bir takım olması zaten bunu gösteriyor. Karşılaşmayla ilgili olarak bir istatistikler ekranlara getirelim isterseniz. Alanyaspor'un Başakşehir deplasmanında topla oynama yüzdesinde öne çıktığını görüyoruz. Şutlarda 9-8'lik bir Başakşehir üstünlüğü var. Bu şutlarında 4'ünde başarı sağlamış, kaleyi bulmuş Başakşehir. Alanyaspor ise sadece 2'sinde kaleyi bulmuş. Başarılı pasta Alanyaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. %81'lik bir pas başarı oranı yakalamış Alanyaspor. Başakşehir'de bu rakam %76'da kalıyor. Kornerlerde 4-1'lik üstünlüğü var. Ortalarda 13'e 3 isabet sağlamış Başakşehir. Alanyaspor 25 kez denemiş. Tabii ortalarda çok başarı sağlayamamış. Uzun boylu forvetin olmaması tabii ki bunda belki de etkili olan bir diğer taraf olacaktır. Plett sonradan oyuna girmişti. Wagner Love daha kısa bir oyuncu olduğu için böyle yorumlanabilir. Faullerde Başakşehir'in 20-11 bir üstünlüğü var. Offside'da da yine Başakşehir 3-0'lık bir üstünlüğü var. Hocam Alanyaspor'a baktığımız zaman 25 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde. Aslında ben Türkiye Ligi'ni takip etmeyen birisi olsam Alanyaspor'un maçlarını izleseler bana dışarıdan, ben Alanyaspor şu anda 15. sırada demem. Oynadığı futbol ve anlayışa göre. Üst sıralarda oynayan evet. Bir takım görüntüsünde. Yani Avrupa kupalarını zorlayan ya da işte ilk 7'de 8'de olan bir takımmış gibi bir futbol anlayışı var. Oyunu güzelleştiren, gerçekten de Abdullah Avcı'nın söylediği gibi, oyunu güzelleştirirken de iyi oynayan bir takım aslında. En önemlisi şu anda Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekiyor. Çok güzel. Yani o kadar mükemmel rakibini övdü ki, yani hep gerçekleri konuşan benim takım arkadaşım Rizespor'da beraber oynadık Abdullah Avcı'yla. O efendi, o kişiliği hep devam etti. Antrenörlük hayatında da inşallah başarılı olur. Yani bir şampiyonluk yaşarsa da gurur duyarız onun adına. Yani rakibi övmesinin nedeni de gerçekten hakkını veriyor. Tabii hakkını verdiği için. Şimdi Alanyaspor 2-1 pozisyonda Varnello direkten dönen bir şeyi evet. Var, pozisyonu var. Eğer o gol olsa şeyler değişecek yani. İşin şekli değişecek tabii. İşin şekli değişecek. Başakşehir daha fazla açık vermeye başlayacak. Galibiyeti koruma adına değil, galip gelebilme adına evet. Hücum ataklar deneyecek. Burada da Alanyaspor'un hızlı ayakları var. Deplase olan rakibin arkasına, hücum alanına çok önemli Varnellov gibi bir... Fernandez, Junior Fernandez yine devre arasında transfer edilen çok önemli bir evet, oyuncu. Evet, Fernandez gibi bir oyuncusu var. Yani rakibin arkasına sarkacak oyuncuları değerlendirip de 3 puanla dönebilirdi. Yani oradaki kopma anı da aslında 2-1 iken direkten dönüp dışarıya çıkan toptu. Evet. Yani Varnellov'un yakaladığı pozisyondu. Çok ama Alanyaspor çok aslında. İyi futbol oynuyor. Şimdi baktığımız zaman hocam aşağı sıralara baktığımız zaman Alanyaspor gibi açık oynayanı çok göremiyoruz diğer maçlarda, özellikle işte Adanaspor, Rizespor, Gaziantepspor. Yani Alanyaspor kadar hücum yapan, Alanyaspor kadar pozisyon arayan, belki Kayserispor'u Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte ayrı bir kefeye koyabiliriz ama diğer takımlara nazaran Alanyaspor'un daha açık bir futbol oynadığını görüyoruz. Düşme hattında olan bir takım için sizce bu strateji doğru mudur? Yoksa şimdi, biraz daha kapanan, işte 1-0 olsun oyunu kopartalım düşüncesinde mi olmalı? Hayır, bu oyuncu yapısıyla ilgili. Sizin oyuncu yapınız eğer galibiyet üzerine kurguladığınız oyun yapısı varsa, bu oyuncular da onu tamamlıyorsa oynayabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman Adanaspor, yani Rizespor da dahil, hiç Alanyaspor gibi hücum zengini olan bir evet, hücum zengini ve hücumu düşünen oyuncularla yapısı olmayan takımlar bunlar. Ondan dolayı yani Alanyaspor'un kurgusu galibiyet üzerine olmalı. Çünkü oyuncu yapısı buna uygun. Ondan dolayı Alanyaspor aslında hücum futbolunu oynuyor. Bence hücum futbolunu oynamasında da Hocam Saffet Hoca'yı da iyi getirdiler. Tam Alanyaspor'a hitap edecek bir hoca aslında. O da sever hücum oynayan evet. Bir takımı.
süreçlerinde çok iyi bir hoca buldular bence de. 3 maçta 7 puan almıştı. Tabii Başakşehir deplasmanından puansız döndüler. Saffet Hoca'yı nasıl yorumluyorsunuz hocam? Anında bir çıkış yakaladı Alanya Spor. Biliyorsunuz daha önceki galibiyette de aynı şekilde değerlendirdim. Yani gelişi çok farklı olarak takıma yansıdığı kesinlikle bariz şekilde belli. Evet tabii ekstradan Alanya Spor bir anda geçen hafta da Hasan Çavuşoğlu'nu telefonla bağlamıştık. Özellikle devre arası yapılan transferlerin ekstradan işte uyum sağladığını ve sıkıntı yaşamadıkları için de bu çıkışın geldiğini söylemişti Hasan Başkan. Özellikle birazdan Junior Fernandez ile ilgili olarak da bir istatistik hazırladık. Gerçekten Alanya Spor'un belki de o nokta transferi diyebiliriz. Geldi takıma hani deyim yerindeyse cuk diye oturdu ve o açığı kapattı. Hücum anlamında Hasan Başkan'ın çok önemli bir faktör olduğuna işarettir. Kesinlikle izleyip almıştır. Evet. Çünkü yani eski bir futbolcu olması ve şu anda takımın kulüp başkanı olması Alanya Spor adına çok büyük şanstır bence. Kesinlikle ve ligde tek. Yani Süper Lig'de spordan gelen, futbolculuktan gelen bir başkan yok, sadece Hasan Çavuşoğlu. Bir de şey, yöneticiliği çok farklı. Yani o geldiğinden beri hiç duydunuz mu? Alanya Spor'da para krizi var, oyuncu para alamadı, bilmem ne olmadı. Yani. Benim hocalık dönemimde de müthiş zaten yöneticiydi. Yani. Yıllardır zaten Alanya Spor'un içinde. Evet. Alanya Spor'un içinde olmasının da bir avantajı onun var avantajı onun adına. Tabii. Hem Alanya Spor adına hem Hasan Başkan adına. Yani benim zamanımda da yöneticiydi, çok faydaları vardı bize. Yani oyuncuları birebir izleyip almıştır kesinlikle. Kesinlikle. Tribünlere müthiş hakim. Ya biz de bu programda biliyorsun ne söyledi? Küfür eden gelmesin tabii. Evet. Burada taraftarlar varken yani tribünlere küfür daha eden sorun çıkartan taraftar tribünlere giremez. Giremez. Demişti. Evet, burada yani taraftarlara birebir söylemişti zaten. Hasan Başkan bu anlamda gerçekten başarılı ve zaten bizle arada konuştuğumuz zaman menajerleri kesinlikle menajer bana oyuncu tavsiye edemez der. Futbolun içinden gelmesi zaten. Çünkü o avantaj yani. Ondan dolayı onu söylüyorum beğenirim. Zaten. Oyuncunun menajer, Orhan Kapucu'nun menajeri kimse ben menajere giderim. Yoksa menajer bana Orhan Kapucu'yu getiremez. Öneremez. Evet. Kesinlikle. Bu da tabii ki futboldan gelmesi, futbolu iyi bilmesinin katkısı diyebiliriz. Bir de futbolcu istatistiklerine bakalım. Başakşehir-Alanya Spor maçından arkadaşımızdan rica edelim. Evet, şutlarda Edin Viska 3 kez kaleyi yoklamış, 2 kez kaleyi buldu. Bunlardan bir tanesi gol oldu. Mustafa Pekdemek 3'te 1 ile oynamış. Alanya Spor'dan Fernandez'i görüyoruz. Pasta Gassama, Alanya Spor adına zirvede. Atama ve Efe Can geliyor sıralamada. Başakşehir ve Alanya Sporlu futbolcular. Adam geçmede Efe Can 2 kez denemiş. İkisine de başarılı olmuş. Alparslan ve yine Fernandez'i görüyoruz. Gerçekten Fernandez'le ilgili az önce dediğim gibi istatistiğini vereceğiz ama burada da zaten direkt kendini ön plana çıkartmış. Top kapmada Atama ve Kaysara Mossoro'yu görüyoruz. Başakşehir'de bu anlamda üstün diyebiliriz. Başakşehir Alanya Spor maçında iki dünya yıldızı vardı. Başakşehir adına bunu alabiliriz ekrandan arkadaşımızdan rica edelim. Başakşehir adına Emmanuel Adebayor ilk kez Süper Lig maçına çıktı. Alanya Spor'sa Wagner Love ismi. Gerçekten Alanya Spor'una bu sezonuna damga vuran bir isim diyebiliriz. Muhtemelen transfer gündemini de yoğunca bir etki altına alacak sezon sonunda Wagner Love. Adebayor ve Wagner Love'ı bir kıyasladık. Onu bir ekrana getirebilirsek arkadaşımızdan rica edelim. İki dünya yıldızı. Adebayor tabii ki sonradan oyuna girdi. 22 dakika sahada kaldı. 16 kez topla buluştu. 12 pas denemesi yaptı. Orta kilit pas ve şut gönderemedi kaleye. 4 ikili mücadelenin ikisini kazanmayı başardı. Top kapma yok. Wagner Lars'a 90 dakika sahada kaldı. 48 kez topla buluştu. 29 kez arkadaşlarını topla buluşturdu. Orta yok. 2 kez kilit pas atmış. 3 kez şut denemesi var. 14 kez girdi ikili mücadeleden. 4 kez başarılı ayrılmış ve 1 kez de top kapmış. Wagner Love ve Emmanuel Adebayor. Bu anlamda ikilinin istatistikleri bu şekilde. Wagner Love gerçekten hocam özellikle attığı gollerle 10 gole sahip ve Alanya Spor'un en önemli oyuncularından bir tanesi. Sezona da damgasını vurdu. Alanya Spor'la da bir özdeşleşmiş gibi bir görüntüsü var. Ayrılmaya da çok sıcak bakmıyor. Geçen hafta yine başkanı telefonla bağladığımızda kendisi söyledi. Tabii bu uyumun sağlanması da takımın belki de iyi futbol oynamasının temel etkenlerinden bir tanesidir. Wagner Love Alanya Spor'un etosu oldu. Evet. Kesinlikle. Yani bizde tabii nasıl eto çok ön planda olduysa
şu anda Alanyaspor'un gidişinde de çok önemli faktörlerden biri Werner Lal'dır. Ve gerçekten de şu anda Alanyaspor'un etosu da bence Werner Lal. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten iyi bir uyum sağladı. Bonservis bedeli alınmadan transfer edildi. Monaco'dan geldi. 2 yıllık bir sözleşmesi var. Sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Çin'den teklifler geldiğini de geçen hafta açıklamıştı başkan. Sezon sonunda Alanyaspor'dan ayrılırsa ciddi bir kazanç sağlayacağı da ortada. Bu da tabii ki Hasan Başkan'ın bir transfer başarısı diyebiliriz. Az önce Junior Fernandez'den bahsettik. Werner Lal etosu oldu ama Junior Fernandez de gerçekten Werner Lal'ı destekleyen, onun tamamlayan bir isim oldu. 4 maça çıktı. Gerçekten inanılmaz bir istatistiğe imza atıyor Fernandez. 4 maça çıktı. 330 dakika sahada kaldı. 3 gol attı. Asisti yok. Maç başına 2.8 şut ortalaması. Maç başına yine pas ortalaması %69. Maç başı ikili mücadelede %33'lük bir başarı sergilemiş. Hocam yeni gelen bir oyuncu. 4 maça çıkmış. 3 gol atmış. Başakşehir maçında atılan gol skor getirmedi belki, puan getirmedi ama diğer maçlarda attığı gollerle puan kazandıran bir oyuncu haline geldi. Bu da tabii ki nokta atışı ve Werner Lav'la kurduğu o uyum Alanyaspor'un son haftalardaki çıkışındaki belki de en önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Eğer tecrübesizliğine şeye kalmazsa Alanyaspor ligde kaldığı takdirde bu oyuncularla devam edeceğine... Fernandez kiralık zaten ligde kaldığı takdirde sözleşmesini uzatabilirler. Uzatacaklar. Yani neden? Gerçekten Hasan Başkan bu işi bilen bir başkan. Tekrarlamamıza gerek yok. Eğer ligde kaldığı takdirde kadro yapısını bozmayacaklar. Çok farklı bir Alanyaspor gelecek yıl izleyebiliriz. Evet. Yeter ki bu sezonu kazasız belasız atlatsınlar. Önemli olan kalmak ve tabii takımın, kulübün bir borcunun olmaması, ciddi bir borcunun olmaması da Süper Lig takımları arasında en büyük... İyi yönetildiği zaman demek ki borcu olmuyor. Yıllardır aynı Koray. Ya yıllardır ben hiç duymadım ya Alanyaspor'dan şu oyuncunun alacağı var. Tam tersi de Antalyaspor'da yani. Biz her sene borçsuz devralırız. Ondan sonra milyon dolarlarla borçlu devrederiz. Evet, şimdi Alanyaspor, ben de şuna katılıyorum. Süper Lig'de önemli olan bir sene kalabilmek. Bir sene kaldıktan sonra... Devamlılık olacak. Devamlılık olduktan sonra doğru projelerle, doğru stratejilerle Alanyaspor belki Avrupa kupalarında bile Antalya'yı temsil eden bir takım olabilir. Cuma günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Alanyaspor. Fenerbahçe'de de bir düşüş söz konusu, Osmanlı Spor'u mağlup etmiş olsa bile düşüş gözle görülüyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili şimdi neler söylersiniz? Çok, ne sonuç bekliyorsunuz? Çok enteresan çok aslında. Zor. Hasan Başkan bizim kongre üyemizdir yani. Fenerbahçe'de evet. Fenerbahçe'nin kongre üyesi. Ama şunun altını çizelim. Fakat Saraçoğlu'nda bir puanını da getirdiğini unutmayalım tabii. Tabii orada şimdi profesyonellik var. Şimdi şu an Alanyaspor'da. Tabii Alanyaspor'ludur. Ama şimdi tribünde çok değişik duygularla maçı izleyeceğine eminim. Evet, yani bizim olduğu gibi. Şeyde Orhan Hocam da kızarmaya başladı bak. Sen Alanyaspor'dan bahsettim de İngilizce başladı. Ya, iyi oynayan kazansın aynen, derim. Aynen, tabii tabii. Yani, tabii gönlümüz her futbol zaman için Alanyaspor'dan yanadır. Peki neden? Kim iyi oynayacak size göre? Öngörünüzü alayım. Yani Alanyaspor'un şansı nedir Fenerbahçe karşısında? Yani Fenerbahçe'nin bu oyun yapısına baktığımız zaman Alanyaspor'un daha iyi oynayacağına eminim. Çünkü Fenerbahçe'nin son haftalarda ve sezon boyunca oynadığı futbol maalesef tat vermeyen bir futbol. Hasan Ali ve Josef de Souza da cezalı. Fark etmiyor. Yerine oynayanlar ve kadro yani, geniş aslında. Kadro geniş olsa bile yerine oynayan da aynı performansı gösteremiyor. As dediğimiz yani kadroda sürekli oynayan oyuncular da o performansı gösteremiyor. Yani ben Alanyaspor'un daha farklı oynayacağına inanıyorum. Tabii büyük takım olma şeyini bugün Galatasaray'da gördüğümüz gibi 10 kişiyle 3 puanı alıp gittiğini son dakikalarda şahit olduk. Yani Fenerbahçe'de çok ezilmeyecek ama tat vermediği için ben Alanyaspor'un daha farklı oynayacağına inanıyorum. Evet tabii, az da bir süremiz kaldı. Rize Spor, Antalya Spor maçı da var gelecek hafta. Daha doğrusu bu hafta sonu pazar günü saat 19'da başlayacak maçta. Rize Spor'a konuk olacak Antalya Spor. Rize Spor'a da baktığımız zaman düşme hattında yer alıyor. Aslında Rize Spor, Antalya Spor maçı sadece Antalya Spor için değil Alanya Spor'un da yakından takip edeceği bir maç olacak. Çünkü Rize Spor hemen Alanya Spor'un altında düşme hattında yer alıyor. Rize Spor'un alacağı beklemediğimiz tabii ki istemediğimiz bir galibiyette Alanyaspor'un da düşme hattına bir adım daha yaklaşmış görüntüsü olma olasılığı yüksek. Rize'nin Alanya'yı yakalama şansı olacak tabii 3 puan aldığı takdirde ama Alanya yapacağı maç da çok önemli. Şimdi cuma günü oynayıp da rakibin daha sonra oynaması. Pazar günü oynayacak. Tabii pazar günü oynaması
şey adına, Alanya adına çok önemli. Yani buradan muhakkak puan veya puanlar tabii, alması tabii. gerekiyor. Aslında dezavantaj gibi görünüyor. Tabii yani. Dezavantaj görünüyor. Çünkü skor Rize'yi daha farklı motive tabii. edebilir. Daha farklı motive evet. Tabii. Ama ben şunu söyleyeyim yani. Rize çok iyi top oynamıyor. Yani Alanyaspor'un Antalyaspor'un şansı daha fazla. Ama tabii Antalyaspor'un iki hafta üst üste aldığı başarısız sonuçlar, puansız kapatması da bir morali düşürmesi. Moralden ziyade şimdi Koraycığım, bu ikinci yarı mesela Galatasaray'ın maçını, yani şu maçın ikinci 45 dakikasında oynadığı oyun yine ilerisi için umut veriyor yani. Kadro yapısı eksik olmasına rağmen, yani bir Eton'un olmaması, işte sakatlanan oyuncuların çıkarken yerine giren oyuncuların aynı performansı göstermemesi, yine de Antalyaspor'un Rize'den puan veya puanlarla dönebilecek kapasitede olduğunu, yani en azından ligdeki konumu itibariyle biliyoruz. Defansta sıkıntı yaşamazsak tabii. Çünkü Rize'nin evet. de hızlı forveti var. Tabii şunu da evet size katılıyorum. Şunun altını çizelim. Diego'nun hafta içerisinde bir sorunu vardı. Bu karşılaşmada sakat olmasına rağmen sahaya çıktı. Ciddi bir sakatlığı yoktur umarım. Onu yarın çekilecek MR veya yapılacak kontrollerden sonra belli olacaktır. Umarız sakatlık üstüne binmemiştir ve Rize Spor maçında oynar. Çünkü gerçekten baktığımız zaman Antalyaspor'un alternatif sorunu var. Çok. Tabii orada belki Salih Dursun değerlendirecektir stoper olarak ama o da tam stoper değil. Kenan Oruç'u da yine Antalyaspor'un evet. savunması, yani Antalyaspor'da evet. o görev verebilecek, o güveni sağlayabilecek bir oyuncu görüntüsü yok Kenan Oruç'ta da. Oyuna girdiği dakikada zaten onu gösterdi. Yani. Belli etti zaten. O performansı eksik. Yansıtamayacağını kanıtladı yani bu maçta. Evet, Rize maçı deplasmanında umarız tam kadro gideriz. Eto geri dönecek. El Kebir'in tabii sakatlığı vardı. Umarız o da iyileşecek ve Rize deplasmanına gidecek. Buradan her iki temsilcimize de Alanyaspor'a Fenerbahçe karşısında, Antalyaspor'da Rize deplasmanında başarı dileyelim. Orhan Hocam çok teşekkürler. Ben geldiniz teşekkür maçtan ediyorum. Sonra ayağınızın tozuyla geldiniz. Keşke galibiyetle birlikte gelseydiniz ama olmadı. Bir dahaki puan da olsaydı artık. Çok iyi olacaktı evet. ama. Kesinlikle sağlık çok teşekkürler. Teşekkür Çoşkun Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür basketbol ederim konuştuk. Evet. Umarız başarılar bir dahaki diyorsun. Programımızda Kepez Belediyespor ve Antalyaspor'un gruplara kaldığı haberini veririz. Altılı onun üzerine yorum yaparız. Kalırlar. Tabii inşallah gider hep beraber seyrederiz altılı finalleri. Evet. Oradan da bir yukarıya. Bizden bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta 21'de sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam Antalyaspor Galatasaray maçı dolayısıyla maçın hemen ardından sizlerle birlikte olduk. Gelecek hafta 21'de yeniden kale çizgisinde görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Kanal V'den ayrılmayın.